Herkese merhaba arkadaşlar. Ardenville haritası Shadowlands Alpha'ya geldim. Bu videoda sizlerle bu haritaya dair ilk izlenimleri paylaşacağız. Evet Utku, senin oynama şansın oldu. Ne düşünüyorsun? İlk izlenimlerin neler? Evet, sen pek Ardenville'de göremedin. Eski Ravendread ve Bastion'da biraz daha yanımda bulundun ama Ardenville'de biraz daha yoğun bir gündemimiz vardı. Ben de evden çalıştığım için Ardenville'de biraz daha rahat oynayabildim açıkçası. Ardenville'da şimdi İlk girdiğinde evet harika bir sanat çalışması var. Adamlar çalışmış gerçekten. Görsel bir şölen yani sizleri karşılıyor olacak. Özellikle doğa seviyorsan ve doğayla iç içe yerleri seviyorsan yani şöyle söyleyeyim. Hayvani özelliklerden fazla böyle biraz daha ağaç, işte bird böcek o tarz şeyler ön planda tutulmuş gibi geldi bana. Legion'da Valsaraj haritasını çok fazla andırıyordu. Kesinlikle. Ve tamamen hani gerçekte elfler yaşamış olsaydı burada yaşardı derdiniz yani. Öyle bir ambiyansı var. Ama kesinlikle yeni, kesinlikle güzel. Çünkü daha fazla şey var. Mesela Azeroth üzerindeki ağaç temalı şeylerde Azeroth üzerinde bir yaşam olduğu için, yaşam süre geldiği için hani bazı işte insan eli değmiş, yani öyle derler yani insan eli değmiş şeyleri görebiliyorsunuz. Ama Ardenville öyle değil. Tamamen doğal bir güzellik ve tamamen ağaçlara dayanan bir yapısı var. Yani ağaçlara dayanan yapısı var diyorum özellikle. Bölge bölge hani o anima gücünün toplandığını hissettiğin ağaç yapıları var. Ve haritanın da tam ortasında ormanın kalbi adı verilen büyük bir ağaç var. Yani ve hatta haritanın görselinde de bu ağacı görebiliyorsun. Yani ama şunu da söyleyeyim, hani şu eleştiriyi de yapayım. Hani Valsaraj yeşilse burası da Valsaraj'ın mavisi gibi duruyor birazcık. Yani böyle çok fazla heyecanlanmadım. Mesela Ravendread'de biraz daha heyecanlanmıştım. Mesela Maldraxxus'u daha büyük bir heyecanla bekliyorum ama Ardenville açıkçası hani o Valsaraj kalıntılarını çok fazla gösteriyordu. Seninle birlikte oyunu ben izlediğim zaman ben yeni gelen karakterleri beğendim. Ha evet, karakterler derken o ağaç adamları diyorsun, evet, o evet, evet. Peri insanları, evet, Fey evet. Deniyor zaten buraya bağlı olan Covenant'ın da adı o, Night Fey diye geçiyor. Hatta Night Fey'in lideri de işte Winter Queen olarak geçiyor. Winter Queen benim çok merakla beklediğim bir karakter. Yani oyunu oynadım, hem de iki karakterle oynadım ama iki karakterim de belli bir görev zincirine gelince patladı. O yüzden daha fazla oynama imkanım olmadı, yani daha ileriki görevleri görme imkanım olmadı. Ama Winter Queen'i sosyal medyadan ve internet üzerinden araştırdığımızda bulduk. Modeli de çok güzel. Yani bize bıraktığı hikaye kalıntıları da inanılmaz etkileyici. Birazdan onlara da girerim zaten. Peki sen oyun sürecinde neyle karşılaştın? Hangi hikayeler bize verildi alt tema olarak? Shadowlands'da bizi ne bekliyor Ardenville'da? Şöyle, ilk önce Bastion'daki heyecan yoktu. Yani Bastion ilk geldi çünkü orası ilkti. Yani merak ediyordun. Bastion, Ravendread ve Ardenville'da artık hani aynı karşılamayla karşılanıyorsun. Yani uzun süredir buraya kimse gelmiyordu. Sen çok uzun bir süreden sonra buraya gelen ilk yaşam formu mu diyeyim, canlı mı diyeyim öyle bir şeysin ve yani seni büyük bir merakla karşılıyorlar. Yani sen direkt, ben direkt konuya gireyim, buradan da hikayesini yürüyeyim. Sen direkt olarak Winter Queen'le görüşmek istiyorsun. Yani görev zincirini seni o şekilde yönlendiriyor. Oradaki Night Fey perisi de işte öncelikle yapılması gerekenler var. Tamam, ben seni Winter Queen'le görüştüreceğim şeklinde bir tepki veriyor. Winter Queen'le neden görüşmek istediğini soruyor. Basitçe. Diyorsun ki Maldraxxus'tan mesaj getirdim. Evet diyor, komik bir şakaymış diyor. Ama diyor biz Winter Queen'e tekrar görüştüreceğiz biz seni, merak etme diyor ve yola çıkıyorsun. Yola çıktığında bu Warcraft 3'ten hatırlayacaktır büyük ihtimalle arkadaşlar. Dryad'lerinden yarı geyik, yarı işte elf ya da yarı işte keçi formunda olan işte şeyler vardı, ırk vardı. Bunlarla karşılaşıyoruz. Ve inanılmaz bir anime açlığı var. Yani her haritada olduğu gibi burada da bir anime açlığıyla karşı karşıyayız. Ve burada nasıl söyleyeyim, belli bir düzenin bozulmasına sebep olmuş bu anime açlığı. Bu yani haftalardır konuştuğumuz, üzerine teoriler ürettiğimiz Arbiter'ın çalışmıyor olması, Oribus'taki sorunların var olması buraya da yansımış. Bunu buradan anlıyoruz.
Biraz daha ilerledikten sonra bu ağaç adamlar, yani ağaç adamların ne olduğunu anlıyoruz. Çünkü oraya bir, yani belli bir bölgeye geliyorsun ve soruyorsun sen kimsin, nesin diye. Oradaki bir tane ağaç adam da, bu ara bölgenin adı, hani ağacın adı Tirnaval diye geçiyor. Şey diyor, hani bizi diyor Winter Queen yaptı ve Ardenweald'ı da oya attı diyor. Yani bu çok büyük bir şey ama haber. Tabii o ağaç adamlara göre mi öyle, yoksa Ardenweald yapıldı da işte Winter Queen oraya kondu da hani onları yarattığı için mi onlar öyle geliyor? Bunun tam net olarak bilmiyoruz ama bu ağaç adamdan öğrendiğimiz kadarıyla Ardenweald Winter Queen tarafından yaratıldı. Ve Ardenweald da şimdi biz okuduğumuz zaman, yani WoW Gamepedia gibi ya da işte WoWhead gibi sitelere girip okuduğumuzda zaten life'la, yani doğayla, nature'la ilgisi olduğunu net bir şekilde biliyoruz zaten. Hatta hatırlarsın önceki o kozmik haritayı incelediğimiz life bölümünde ya da yeşil ejderhaları konuştuğumuz Green Dragonflight bölümünde de bunları ele aldık ve Ardenweald'dan Ardenweald'dan bahsettik. Ardenweald'da da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani yaşarken, yani Azeroth'ta bulunan ve doğa ve yaşamla ilgili animanın gücünün buraya akması gerektiğini net bir şekilde zaten Ardenweald'ın içinde de anlıyorsun. Anladım. Peki, ilginç, neyse bu konuya girmeyeceğim. Bu biraz daha teori kısmına giriyor. Söyle. Benim sorum şu olacaktı. Bizim konuştuğumuz elflerin Whisperer'ları ağaçlara gömmesi ve buraya o zaman animanın olabilir. Atma işi olabilir mi diye olabilir. Düşündüm bir an, sen böyle söyleyince. Çünkü şöyle, geldi. Şimdi ben direkt olarak dediğim gibi iki karakter oynadım, iki karakter de patladı ama hani 9 chapter'ın 6'sını yapma imkanı buldum. Bu 6 chapter'da da elflere dair aslında net bir, direkt olarak hani elflere hitap eden ya da elfleri konu alan bir hikaye yoktu. Daha çok işte druidlere hikaye ele alan bir hikaye vardı. Ama senin söylediğini şöyle değerlendirebiliriz. Hani ağaçlara tutunan o wispler belki de hani diğer tarafa geçtiğinde, yani Ardenweald'a geçtiğinde ağaçlar tarafından toplanabiliyor. Çünkü olabilir. Tabii teori üretiyorum şu anda. Çünkü ağaçların yukarıdaki formu hani böyle bir toplayan bir çanak anten şeklinde görünüyor. Ama tabii bu tamamen teori. Yani şu anda görsel olan bir şeyin üzerine teori yaratıyoruz. Az önce söyledim. Druidlerle alakalı şeyleri görebiliyoruz ve ejderhalara dair. O çok önemli. Şeyleri görebiliyoruz. Yani Emerald Dream'in yansımasını direkt olarak burada görüyoruz. Daha çok tohum üzerinde yürüyor hikaye. Yani seed'i ekiyorsun ya da seed'i büyütüyorsun. Daha çok, yani büyütüyorsun derken animayla besliyorsun ve hani büyüyüp sana bazı şeylere kapı, bazı cep evrenler diyeyim. Bu cep evrenlere kapı açıyor. Bunlardan biri de Emerald Dream'di. Çok ilginç. Yani burada o çeşitli ağaçların olması ya da ağaç sayıları ya da işte başka ağaçların olması acaba dedirtiyor. Başka hani gezegenlerin, başka dünyaların Emerald Dream'i mi oralar diye düşündüm. Ama dediğim gibi net bir şey söyleyemiyorum henüz bununla alakalı. Ardenweald'da hangi dragonları gördün? Şöyle, Ardenweald'da direkt hani ejderhaları kendi formunda görmedim. Emerald Dream'e o geçiş yaptığım sırada mesela Deathwing'i net bir şekilde gördük. Çünkü hatta Worldbreaker olarak da isimlendiriyor. Worldbreaker Deathwing. Yani o konuda eminiz. Başka ejderhaları gördük. Mesela ejderhalar genelde friend, hani arkadaş olarak adlandırılmış. Bir tane büyük ejderha vardı, consort olarak adlandırılmış. Hani buradaki o hiyerarşinin çok bir önemi olduğunu sanmıyorum ama bunları orada net bir şekilde görebiliyorsun. Bu görev zincirinin devamında Legion'da, Valsaraj'da Ysera'yı öldürdüğümüz sahne canlandırılıyor. Bu sefer sen Ysera oluyorsun. Sen Ysera oluyorsun ve hani onun dream'ini, yani dream derken nightmare'ini yaşıyorsun. Aslında o dream stansındaki kabusunu yaşıyorsun. Ve işte Elun nereden çıktı? Trendy'ye karşı koyuyorsun. Trendy'ye karşı savaşıyorsun, savaşı kaybediyorsun, sonra düşüyorsun. Orada video geçiyor, zaten karakterler de burada patlıyor. Burada bir sıkıntı evet. Var. Anladım, daha önce de söylemiştin, iki karakterle de denedin, oynadın evet. Fakat büyük bir sıkıntı vardı ve sonunu göremedin. Evet, ama mesela hani hep lore anlatılırken şeyi söylemiştik, işte Senarius öldü, Emerald Dream'den kalktı geldi. Aslında Senarius'un buraya gelip buradan tekrar yaşam formunu kazanıp Emerald Dream'e geçtiğini ve orada bulunduğu, bu şekilde bulunduğunu öğreniyoruz. O zaman şimdi şöyle, görev zincirinde ağaçların kim olduğunu öğrendik. Devamında nasıl bir hikaye
var? Yani sadece onları öğreniyoruz. Arada herhangi bir küçük hikaye geçişleri oluyor mu? Evet oluyor. Drastlarla alakalı. Biz gerçi çok Alliance oynamadık ama o Alliance'ın bölgesinde bulunan yani Battle for Azeroth eklenti paketinde bulunan o Drast var haritasındaki bir Waycrest Manor'un son boss'un hatırlıyorsun. Evet. Onun buradan geldiğini görüyoruz. Daha doğrusu hani direkt olarak Drast'ları görüyoruz. Yani zaten anima sıkıntısı var. Çok ilginç. Haritada zaten anima problemi var. Anima kıtlığı yaşanıyor. Arbiter'ın düzgün çalışmamasından kaynaklı. Hı-hı. Bir de bu Drast'lar bu anima gücünü kullanarak yaşam formu elde etmeye çalışıyor. Yani yaşama geçmeye çalışıyorlar. İlginç. Yani Shadowlands'tan çıkmaya çalışıyorlar. Drast'ları da burada net bir şekilde görebiliyoruz. Peki bizim Drast orada kestiğimiz son boss bu geçiş sağlamış bir boss muydu? Onu herhalde ileride öğreneceğiz. Hani direkt olarak onunla alakalı bir quote geçmedi. Yani bir söz geçmedi. Teşekkür ediyorum. Bilgilendirme için. Peki Utku, benim merak ettiğim bir soru daha var. Diğer haritalarda, ilk iki haritada içeride bir iç savaş, iç karışıklık görüyoruz. Evet. Burada da var mı? Yani şimdi üzülerek söylüyorum. Dediğim gibi 9 chapter'ın 6'sını yapabildim. Hı-hı. İki karakterle de. Buraya kadar böyle bir şey görmedim. Yani Shadowlands'in diğer bölgelerinden gelip de burada anima çalmaya çalışıldığını görmedim ama olması muhtemel çünkü hani her bölge, her Covenant anima tarafından güçlenmek istiyor. Ancak şöyle enteresan bir olay var. Buradaki bulunan bir dungeon'da Drast'lara karşı koyuyoruz. Yani dungeon'lardan ana konusundan bir tanesi bu. Drast'lara karşı koyuyoruz ve vahşi yaşam formları da anima gücünü çalıyor. Aa, çok ilginç. Yani böyle bir sümüklü böcek mi dersin, sürüngen mi dersin, gahuna benziyorlar. Hı hı. Ama işte onlar da kendi anima gücünü çalmaya çalışıyorlar yani şeyden, Ardenwild'ın üzerinden. Diğer iki haritada biz Void benzeri yaratıklar görmüştük. Burada da evet. Var mı? Yani direkt Void'e hitap eden yaratıklar var diyemem. Ama dediğim gibi o Emerald Dream ya da Emerald Nightmare geçişlerini yaşadığımız sırada Nightmare'e ait yaratıklar gördük. Zaten Nightmare de Void'in sonucunda oluşan bir şey. Hani belki oradan bağlantı olabilir ama hani kozmik bir çatışmanın yaşandığına dair izler yok burada. Konuyla alakalı bir sorum daha olacak. Emerald Nightmare'i gördün mü? Nasıl gördün? Geçişi nasıl sağladın? Direkt Emerald Nightmare'e geçiş yok. Yani bir portala basıp da Emerald Nightmare'e ya da Emerald Dream'e geçmiyorsun. Hı-hı. Orada stanslar var. Dediğim gibi tohum büyütüyorsun. Hı-hı. O tohumla onların o ne derler yankısına ulaşıyorsun. Yani o forma, o stance ne derler o aleme geçiş yapıyorsun. Yarı silik. Aslında belki de Emerald Dream ya da Emerald Nightmare'in ölüm fazı Ardenwild'dı. Çok ilginç. Olabilir. Bahsetmeden geçemeyeceğim. Aslında ben direkt kendim bunu oynama imkanım olmadı. Hı-hı. Bunu çok tekrar ettim ama karakterler patladı. Bunun üzerine ben merak edip Winter Queen yani nasıl görünüyor, nasıl bir hikayesi var ya da altında yatan hikaye ortaya çıkıyor mu bunu araştırdım. Çok büyük bir reveal henüz yok. Yani çok büyük bir ortaya çıkma henüz olmayacak. Ancak Bowsandy ve Vol'jin'i Winter Queen'le konuşurken göreceğiz. Çok ilginç. Orada da şöyle bir durum söz konusu. Winter Queen direkt olarak Vol'jin'e Loa olacaksın. İçinde çok büyük bir Loa gücü yatıyor. Ama bunu nasıl karşılarsın ya da hayatta kalabilir misin bunun karşısında bilmiyorum diyor. Ama Vol'jin'in Loa olacağını buradan anlıyoruz. Bekliyorduk. Öte yandan Bowsandy burada. Ya ve Bowsandy şunu söylüyor Winter Queen'e. Ben diyor Moezel'le sorununu halledeceğim diyor. Ve Winter Queen de biraz Bowsandy'ye atarlı. Hani diyor sorununu çöz ve buradan git diyor. Bildiğimiz kadarıyla hani o data mining yapılanlardan anladığımız kadarıyla zaten Moezel'a Vol'jin'e fısıldayan kişi yani Sylvanas'ı başa getiren kişi orada da bir hikaye zinciri kopacak gibi. Çok iyi. Evet ve The Other Side diye geçiyor. O D tam bir troll D'si. Yani The Other Side değil. Evet. The Other Side diye geçiyor dungeon'ın adı. Bu dungeon'ın son boss'u Moezel'a olacak ve The Other Side Bowsandy'nin cep evreni aslında. Ve normalde Bowsandy de hükmediyor buraya. Ve Bowsandy Moezela'yı orada istemiyor. Biz anladığım kadarıyla diyeyim. Biz Bowsandy ile burada bu yüzden işbirliği yapıyoruz. Anladım. Yani daha önce öğrendiğimiz Sylvanas, Moezela, Bowsandy üçgenini burada çözeceğiz. Evet, burada çözülecek gibi duruyor. İlginç. Ve yani son eklemek istediğim şey de Winter Queen inanılmaz güzel görünen bir karakter. Kesinlikle. İnanılmaz çizilmiş. Gerçekten güzel çok arkadaşlar. Yani
Hani az önce yerdim diyebilirim ya Arden Wild'ı. Gerçekten Arden Wild'a dair çizilmiş en güzel karakterlerden bir tanesi. Çok özenilmiş. Ve yani ambiyans sanat ekibi... Ambiyans da çok güzel. Ambiyans da çok güzel. Yani ambiyans kesinlikle çok güzel. Ama hani şöyle söyleyeyim. Mesela uçamıyoruz şu anda. Belki uçamadığım için de çok bana Valsaraj hatırlattı. Valsaraj kalıntıları var. O kesin. Ona eminiz. Peki Utku. Oynadığı sınıflarla alakalı komünite yeteneklerini bize paylaşır mısın? Tabii. Ben Dead Knight ve Hunter oynadım. Dead Knight kendi oynadığım sınıf olduğu için, Hunter da senin oynadığın sınıf olduğu için ilk önce onları ele aldım. Şaşırmadım. İki sınıfta da alansal etkili büyüler verdi Night Fae Covenant'ı bana. Yani direkt olarak o görsel şölünü karakterine yansıtıyor. Ve tamamen hani o Arden Wild'ın maviliğini karakterine işliyor. Mesela Dead Knight'ta Deten Dike'yi değiştiriyor. Onun yerine yeni bir skill geliyor. Ve Arden Wild esintisi olan böyle yere mavi bir yetenek açıyor. Ve onu görselini yapıyor. Yani evet etkileri çok fazla değişebilir diye ben çok detayına girmek istemiyorum ama görsel anlamda tatmin edici. Öte yandan Hunter da aynı şekilde alansal etki olan bir skill geliyor. Bu sefer yeni bir skill geliyor. Yani var olan bir yeteneğini değiştirmiyor. Yere bir alan açıyorsun. Onun üzerinde duran herkes Hunter mark yemiş oluyor. AoE vurduğunda ya da düz ok skill attığında mesela Cobra Shot vurduğunda ya da Multi Shot vurduğunda herkesin kafasına bir ok düşürüyor o alanın içinde bulunan. Aa çok ilginç. O bana biraz klasikte oynadığım Hunter hatırlattı. Ne gibi? Orada da marklama vardı. Evet Hunter mark ama Hunter mark ayrı o geliyor. Yani Shadowlands'ta Hunter marks Hunter'lara gelecek. O ayrı bir mevzu. Ama bu dediğim gibi bir alan açıyor herkese Hunter marks otomatik olarak geliyor. Bilmiyorum. Gibi ve her multi shot'ta her cobra shot'ta üzerine ok yağdırıyorsun. Petlerle alakalı sorun var. Çok önemli. Petler nasıl? Petleri görme şansın oldu mu? Şöyle bazı petleri evet denedim ama çok yeni değil. Yani Bastion'da ya da Ravendread'de gördüğümüz Shadowlands'a ait Hunter petlerinin aynılarına sahipsin burada da. Yani Arden Wild'de özel bir pet şekli yok. Yani o beğendiğin o Night Fae ırkını pet olarak alamayacaksın. Alamayacağım. Okay, teşekkür ediyorum. Peki diğer haritalarda gördüğün Servant'lar burada var mı? Servant'lar yok ama sen bir anima formuna girip yani shape shift yapıyorsun. Şekil değiştiriyorsun. Ve yani %30 daha hızlı koşabiliyorsun. Bu tilki ya da kurta benzer bir şey vardı. Uzun kulakları evet, geriye evet, doğru evet, gidiyor. Evet. Yani vulperalara benziyor ama değil gibi. Gördüm. Bildin evet öyle bir formu var onun. O var yani bir servant şeyi görmedim. Teşekkür ediyorum bilgilendirmen için. Evet arkadaşlar, Utku'ya bilgilendirmesi için çok teşekkür ediyoruz. Ben sizlerle birlikte öğrenmiş oldum. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz zamanınız ve ilginiz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.